Yayınıma hoş geldiniz. Azerbaycan ordusu olası bir İran'la yapılacak olan bir savaş, evet savaş ihtimaline karşı sınırda tedbirlerini arttırdı ve arttırmaya devam ediyor. Ama önemli olan şu, özellikle şanlı Azerbaycan ordusunun özellikle sınır hattında önlemler alırken son dönemde İran'ın Şahet kamikazelerine karşı önlem alınması gerektiğiyle ilgili faydalı yayınlarımız oldu olmaya devam ediyor. Sabah yaptığım yayında neden bahsetmiştim? Özellikle yakın irtifa hava savunmalarında tabii ki özellikle evet dronlar ve kamikaze SİHA'lara karşı uçak savarlarında tartışılmaz bir gerekliliği var. Bunun için özellikle alçak irtifa hava savunma sistemimiz uçak savarının bir üst konseptinde olan Korkut HSS'lerimizden bahsettim. Şükür bugün haber geldi. Azerbaycan ordusunun özellikle sınır hatlarına uçak savarlar konuşlandırdığı ile ilgili haber gerçekten şimdiden bizi mesut etti, mutlu etti. Çünkü stratejik yerlere ve özellikle kamikazelerin saldırı yapacağı, driplik yapacağı bölgelere ne yapıyoruz? Uçak savarlar koyuyoruz ve özellikle kamikazeleri durdurmak için. Yani bu çok anlamlı ve yerinde bir davranış oldu birliklerimizin güvenliği için. Ne yazık ki son yapılan saldırıda Azerbaycan ordusuna karşı kamikaze kullandılar. Son yapılan saldırıda kullandıkları kamikaze Ukrayna'da Rusya'ya verdikleri kamikazenin ta kendisi Şahet 136'lar. Bunların özellikle motorları Çin'den ve harp başlıklarının tahrip gücü yüksek olduğundan ve özellikle radar, elektronik harp sistemleri ve tabii ki elektronik ve dijital sistemlere odaklanan bir yapıda olduklarından yani bir çekim gücü oluşuyor. Özellikle radyoaktif yayın yapan yani dalga yayan ve özellikle elektronik harp özelliği taşıyan, dijital askeri özellikler taşıyan silahları direkt hedef alabiliyor ve birlikleri özellikle kumanda edilen koordinatlara da gidip harp başlıklarını düşerek tahribat oluşturabiliyor. Rusya demiştim ya, özellikle Ukrayna'da çok morali bozuk olduğu ve cephede kaybettiği sıralarda onları kendine getiren bu SİHA'lar olmuştu. Ukrayna her ne kadar orta irtifa ve yüksek irtifa hava savunma sistemlerini çoğaltsa da bu SİHA'lara karşı önlem alırken çok zorlandı, çok kayıp verdi, birçoğunu düşürse de buna tam bir çare bulamadı. Şimdi İran'ın geliştirdiği bu SİHA'lara ve kamikazelere karşı Azerbaycan ordusu sahada önemli ve kritik bir adım attı. Bu adımın önemi şu. Taarruz ediyorsunuz. Örneğin tanklarınızı hareket ediyorsunuz. Kamikazeler bir nevi güncellenen ve hedeflerin tabii ki güncellenme özelliği olduğundan dolayı sizin olduğunuz bölgede bir tahribat oluşturabiliyor. Bu da tabii ki çok büyük kayıpların tabii ki kapısını aralıyor. Böyle olunca tabii ki düşman önemli bir psikolojik üstünlük elde ediyor. Siz yaralarınızı sarmaya çalışırken o tabii ki hücum edebiliyor. Bizim TB2 SİHA'larımız tabii ki gereken adımları atacaklar. Ama savunmayı da güçlü tutmamız lazım. Şimdi siperlere o kamikazeler düştüğü zaman hatlarınızda yarılmalar oluşur. Moral bozukluğu oluşur. Tabii ki stres oluşur. Ne yapacağız? Bizler de yakın irtifa hava savunma sistemlerini ve füze sistemlerimizin, atım sistemlerimizin korunmasını isteyeceğiz. Gerçekten çok önemli ve kuvvetli bir adım attık. Ve özellikle temennim Korkut hava savunma sisteminin de o bölgelere konuşlanmış olması. Korkut hava savunma sistemi deyip geçmeyin. Muazzam bir atım ve hız durumuna özellikle radarla tespit edilen bölgelerdeki dronların kabusu olacak bir şeye, sürü halinde yapılan saldırıları bertaraf edecek güçlü bir donanıma sahip. Bu tabii ki bir elektronik harika Korkut hava savunma sistemi. Bu Azerbaycan'ın cephede önemli bir kuvvet salımına ve özellikle düşmanın moralini bozan, onun yaptığı atakları boşa çıkaran bir adıma dönmesine neden olacak. Gerçekten bu muazzam bir adım. İran şu anda yakın tehditten daha çok artık birinci tehdit durumunda. Biz her ne kadar Ermenistan sınırına bunu koyduysak da mutlaka İran sınırında da uçak savar monteleri ve tabii ki kurulumları mutlaka gerçekleştiriliyordur. Azerbaycan ordusu her anlamda tedbirini alıyor. Sabah söyledim, iki uçak dolusu bu ay İsrail'den destek geldi, askeri kargo uçağı. Ama İsrail'le güvenlik anlaşmalarında, yeni yapılacak anlaşmalarda hangi tür silahlar gelecek? Tabii ki merak konusu. Ama ne olursa olsun içeride bir üretim tesisi kurmak gerekiyor. Mühimmat savaşlarda çok lazım oluyor.
Yani bazı bizim üretim tesislerimizi Azerbaycan'a kaydırmamız gerekiyor Türkiye olarak ve zaten bunu yapıyoruz ama daha da hızlandırmamız lazım. Hali hazırda Aselsan'ın evet orada bir temsilcilik açtığını biliyoruz. Birçok silah sistemlerimizin Bayraktar'ın orada üretim tesisi kurma niyetinde olduğunu biliyoruz. Bu çok önemli. Ama İranlı generallerin, tabii ki İran'ın moralini bozacak olan kamikazelerinin sahada büyük bir bozgun yaşaması. Çünkü İran Hava Kuvvetleri'nin büyük bir caydırıcılığı yok. Çok eski ve havada kendi ağızlarına düşen uçak sayısı çok. Ve havadan havaya başka uçakları hedef alamıyorlar. Ama başka uçakların hedefi olabiliyorlar. Bu yüzden en güvendikleri bu kamikazeler. Açıklarını bu yolla gidermeye çalıştılar. Her ne kadar Rusya'dan alacakları Su-35 teslim olana kadar bu açıklarını buradan gidermeye çalışacaklar. Ama şunu söylemek istiyorum ki artık bu kamikazeleri durduracak, özellikle bu kamikazelerin etkisini kıracak, tabii ki çok daha etkili sistemlerimiz var. Elektronik harp sistemleri de oraya kontrol bölgelerine konmuştur. Özellikle bunların koordinatlarını bozan ve atım durumlarını tabii ki dumura uğratan başka seçenekler de sahada olacaktır. Ama Azerbaycan ordusunun özellikle sahada önlem almasını çok yerinde ve güzel buluyorum. Özellikle uçak savaların konulması yerinde bir adım ve sahada ne kadar realist ve gerçekçi faydalı adımlar atar ve bunlara göre örnek adımlar atarsak o kadar iyi. İran Genelkurmay Başkanı dahil hepsinin acı ve evet hiç hoş olmayan tehditleriyle karşı karşıyayız. Özellikle bu tehditler çoğaldıkça ve bu tehditlerin tabii ki dozu arttıkça bir çatışmanın eşiğine gelme durumu var. Özellikle Türkiye'nin en ufak bir ihmali ve en ufak bir ilgisizliğini bekliyor ki İran saldırmak için. Ama Azerbaycan her anlamda güçlü duruşunu ve adımlarını devam ettiriyor. İşte budur Türk olmak diyor. İşte budur duruş diyor. Öyle oldu gerçekten. Azerbaycan arazide sahip olduğu yerlerde şu anda bir milim geri çekilmedi. Özellikle güçlendirmeye ve konumunu tabii ki tedbir alarak sağlamlaştırmaya devam etti. Bildiğiniz üzere askerlerimize yapılan saldırı, Ermeni hatlarından yapılan saldırı, tekrar söylüyorum sadece top ve havan saldırısı değildi. İran'ın şahat kamikazeleri ve bunun yanında İran dronlarını kullandılar. Koral, elektronik harp sistemimiz birçok İran SİHA'sını kilitledi. Ama tabii ki kamikazenin düştüğü söyleniyor. O kamikazeye karşı önlemlerde özellikle uçak savarlar başta olmak üzere çeşitli seferlerde bunlar uygulanıyor. İran özellikle Ermenistan'a verdiği bu silahların kaç aylar öncesinden verdiğini yayınlarımda bizzat söylemiştim. Özellikle o zamanlardan itibaren hava savunma sistemlerinin özellikle Arçakirti ve hava savunma sistemleriyle sınır boylarında konuşlandırılmasına yayınlarımda geniş yer vermiştim. Şükürler olsun adımlar atıldı. Tabii ki bu güzel adımlar beni memnun ediyor. Bundan sonraki süreçte Türk'ün aklı onları perişan edecek. Yaşadığımız tecrübeler ve kazandığımız zaferlerdeki moral ve askeri alandaki üstünlüğümüz, psikolojik üstünlüğümüz bizi yeni zaferlere taşıyacak. Hiç merak etmeyin. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşça kalın.